Malumunuz din-i İslam'da müminlerin kardeş olduğu, birbirlerini görüp gözetmeleri gerektiği, hatalarını affetmeleri gerektiği, olabildiğince müsamaha hudutlarını geniş tutmaları gerektiğine dair nice tavsiyeler okuyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'da okuyoruz. Habibullah Efendimiz'in sünnetlerinde bunu görüyoruz. Bu noktada doğrusu gönüller daraldıkça sanki sınırlarımız iyice daralıyor ve İnsan darala darala kendinden başka kimseyi beğenmeyen bir konuma doğru sürükleniyor gibi bir hissiyatım var. Onun için bugün sizlerle doğrusu birilerinin üzerini çizmek, birilerini dışlamak, İslam, hele hele İslam dairesinin dışına doğru iteklemek, içe doğru çekmek yerine, içeride görmek yerine, onu dışarıda görmek daha zevk verir gibi bir duruşlar oluyor, söylemler oluyor. Bunları konuşalım arzu ediyorum. Ne dersiniz? İnşallah muvaffak oluruz İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Hocam mümin insan gerçekten mümin ise yani iman içini iliklerine kadar doldurduysa hadisleri i buyuruyor ya zaka halavete'l iman. Evet. İmanın tadını gerçekten yakaladıysa o müminin imanla ölüp Allah'ın rızasını kazanmak diye büyük bir derdi vardır. Bu dert okyanuslardan daha büyüktür. Ebubekir Bekir radıyallahu anhı, Ömer radıyallahu anhı son nefesinde bile rahat bırakmayan bir derttir bu. Ne olacağım ben? Ben nere gidiyorum? Akıbetim ne olacak? Bir insan bu derdiyle tıka basa dolduysa başkasıyla uğraşmaya nasıl vakti olur? Eğer gerçekten başkasıyla uğraşıyorsa İki seçenek var. Bir, derdini unutmuştur, aklı kıttır bunun. İki, garanti almıştır. Bu garantiyi kim aldı bu dünyada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ene la edri ma yuf'alu bi bu hadis değil mi hocam? Evet. Ve ene la edri ma yuf'alu bi bana bile ne yapılacağını bilmiyorum. Ya Rahman Rahim. Yani bu dert Ayşe anamızı da bunalttı. Ashab-ı kiramı bunalttı. Korktular ma yuf'alu bi bana ne yapılacak? Ben kendimi bırakıp başkasıyla uğraşıyorsam ya kendim garanti diyeyim yok böyle bir kimse ya da akıbetimi düşünmeyecek kadar meczubum. Hep ben, hep bana, hep benim canım zaten insan felsefesidir. Dine gelince, ahirete gelince o, o mu oluyor bu? Allahü Teala bizi Önce kendimizi kurtarmakla mükellef kılmış, kendimizi kurtardıktan sonra mümin kardeşlerimizle de ilgilenmemizi emir buyurmuş. Şimdi geldiğimiz durumda maalesef tabii bu yani hiç övünülecek değil, savunulabilecek bir tarafı bile yok bunun. Küfürden ve kafirden hıncımızı alamadığımız için yani cihat edemediğimiz için kafirlere dinimizi tebliğ edemediğimiz için, kendi neslimizi yetiştirmekte beceriksiz kaldığımız için tutup başkalarının hataları üzerinden teselli buluyoruz. Evet. Yani cihadı Müslümana uyguluyoruz. Eğitim sorumluluğumuzu başkalarının hataları üzerinden konuşuyoruz. Şu dünyada en tezat ilişkilerden birisi bu olsa gerek. Af gücümüzü kafire kullanıyoruz. Yani kafirin işte iyisi kötüsü ayırıyoruz. Müslümana gelince sıradan doğuruyoruz. Biçer döver gibi dalıyoruz Müslümanların arasına. İse durumumuz bir yanlış var ortada. Evet. Hiçbirimiz Allahu Teala'nın savcıları değiliz. Bizi savcı diye görevlendirmedi Allahu Teala. Hiçbirimiz Allahu Teala'nın infaz görevlisi değiliz. Peygamberler bile yapsa infazı onlar yapardılar. Sıradan temizler giderdiler. Son noktaya kadar merhamet gösteren, son noktaya kadar umutla bekleyen, son anda bile ricacı olan Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetleri olarak, ona iman etmiş kimseler olarak ilk anda infaz yapmaya başlıyorsak çelişki var. Bu çelişkinin bedelini Kıyamette biz ödeyeceğiz ama dinimiz şimdi ödüyor. Müslüman geniş yürekli insan, tahammüllü insan, mümin kardeşinin çilesine tahammül eden insan olması lazımken müminin mümine hiç tahammülü yok. Kurumlar oluşuyor müminlerde. İşte vakıftı, dernekti, tarikattı, cemaatti. Yani bunların birbirine tahammülü yok. Bu tahammülsüzlüğümüz, bizim çocukluğumuzda Araplara karşıydı. Araplarınki de bize karşıydı. Yani Araplardan adam olmaz gibi böyle neye mal olacağını bilmeden kullanılmış çirkin bir cümle olarak vardı. Şimdi ise maalesef bu yan komşumuza kadar camiden camiye sirayet edecek kadar fena bir hale geldi. Mesela biz duyuyorduk işte filan tarikat filan tarikattan daha evladır. Onların zikri o kadar muteber değildir. Ben bu sözü 10 yaşında duyuyordum mesela. Ne manaya geldiğini de anladığım yoktu doğrusu. Çünkü zikrin kalitelisi kalitesizi nasıl oluyor? Kim bunu karar vermiş? Nasıl onay merkezi kim bunların? Bunu hiç düşündüğümü hatırlamıyorum. düşünmeye de muktedir değildim. Şimdi bu Müslümanın Müslüman hakkında infaz görevlisi gibi üstünü çizmek dediniz ya evet. boğazını da kesiyor. Bunun vahşice şeklini bir örgüt kurup Müslümanları öldüren biri gördüğümüz zaman ki yabancının eliyle kuruluyor. Kuruluyor. Yabancının silahıyla Müslüman Müslümanı öldürttürülüyor. Tövbe estağfurullah ne hale geldi ümmet diyoruz. Caminin içinde bunu birbirine yapıyor Müslüman. Yani Müslümanın namusu, Müslümanın onuru, Müslümanın imanı canından değersiz mi? Oradaki, Orta Doğu'daki bir örgüt bunu Müslümanın canı üzerinde uyguluyor. Canını yok ediyor. Belki de o mümin şehit olup gidiyordur Rabbine. Büyük ihtimalle öyledir. O da katil olarak ebedi cehennemde kalmak üzere dirilecek. Nauzu billahi teala. Fakat burada müminin imanını yok kabul ediyorsun. Evet. Ahlakını yok kabul ediyorsun. İffetini yok kabul ediyorsun. Yani sadece bir örnek olması bakımından hocam. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplumunda da olsa, bugün de olsa Müslümanın iffeti kıyamete kadar değerlidir. ve Veda haccı kalitesinde değerlidir hem de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e veda haccındaki konuşmasında bu Mekke nasıl bir şehir soruyor. Bugün yani kurban bayramı günü nasıl bir gün? Muhteşem gün ya Resulullah. Sonra ne buyuruyor? İşte Müslümanın malı, canı, onuru böyledir diyor. Evet. Her bir mümin Kabe kadar değerli demek ki. Evet. Her bir mümin Mekke kadar kıymetli, haram ayı kadar muharrem, saygın demek ki. Peki bu değer günah yüzünden silinebilir mi? Yani mümin günah işleyince Allah'ın ona getirdiği saygınlık kayboluyor mu? Hayır. Kelime-i tevhid üzerinde durduğu sürece asla kaybolmaz. Ashab-ı kiramdan da günah işleyenler oldu. Silip attım mı onları allah Teala? Mesela Hatib bin Nebi Belta'a radıyallahu anh sahabi mi sahabi var mı bir itiraz? Bedir halkından allah Teala'nın mübarek kabul ettiği 300 küsür sahabiden biri vatana hıyanet diyeceğimiz en büyük kabahatlerden birini işledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in savaş sırrını ifşa etmeye kalktı. Yani bu dünyanın her yerinde idamla Yardım cezalandı. İdamlık bir suç bu. Doğru. Bir sistem var mı bunu idamla yargılamıyor? Ya ömür boyu hap istiyor idamı kabul etmiyorsa. Ama bu affedilir bir suç değil. Kimse buna merhamet göstermiyor. Ama geçmişi var diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ömer radıyallahu anh'ı nasıl ikaz etti? Ömer ne ileri gidiyorsun? Bedir mücahidi bu ne yapıyorsun buyurdu. Evet, bitirmedi yani. Yani bitirirsen ümmetin biter hocam. Ümmetin biter tabii. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her hatalıya dışlama cezası verseydi kaç kişi kalırdı yanında hatasız kim hocam